Günaydın. Böyle otur otur nereye kadar ya? Biraz hareket edin. Spor önemli. Hayatımız yeterince hareketli değil mi? Yok. O başka, bu başka. Bir karar verdin mi? Beraber ihtiyara karşı savaşalım diyorsun. Eyvallah. Ama ihtiyar herkesin, her şeyin üzerinde bir güç. Sen neyine güveniyorsun? Kime? Öncelikle kendime. Sonra senin gibi güçlü bir müttefikim var. Belki aramıza başkaları da katılır. Yani ilk olarak sen beni içeri sokacaksın ve böylece kalede büyük bir gedik açmış olacağız. Sen konsorsiyuma girmek istiyorsun. Masaya oturmak. Aynen öyle. Ne? İkimiz de ihtiyarı istiyoruz. Ve bu iş kolay değil. O yüzden sessiz ve derinden gideceğiz. O seni öldürmek isterken sen masaya oturacağını düşünüyorsun. Demek ki aklında bir şeyler var. Var. Anlat. Bergüzar Hanım'a ait bir vakıf var. Bu vakıf sayesinde yardım adı altında Orta Doğu'ya silah ve para gönderiyor. Yakınlarda da büyük bir sevkiyat var. Aslında biraz da bunun için geldi. Silahlar o Orta Doğu ülkesine gidecek. İhtiyar ateşkes ilan edecek ve karşılığında da imtiyazlar alacak. Ama gel gör ki o silahların yerinde yerler esiyor şimdi. Gitti. Yok. Nasıl? Ha. Sen aldın tabii. Açık söylemek gerekirse bir teşeron kullandım. Ben sana adını söylerim. Ama önce senin ihtiyarı ikna etmen lazım. Beni o masaya kabul etmesi gerek. Zaten üzerinde çok fazla şüphe var. Şimdi ben böyle bir teklifle gidersem seni kaçırdığım ortaya çıkar. Emin ol, silahların gittiğini öğrenince her türlü çözüme yanaşacaktır. O zaman beni niye karıştırıyorsun? Kendin yap teklifini. Ben ne yapıyorum zaten? Pazarlık yapıyorum. Değil mi? Sen masanın kılıcısın. Sen demek, ihtiyar demek. İhtiyar demek, sen demek. Bergüzar Hanım. Alo? Bergüzar, sevkiyatı durdurdum. Basılmış. Nasıl? Kim? Balaban mı? Henüz bilmiyoruz, bir bilgi yok. Ama konteynerler boşaltılmış. Haşmet, geliyorum. Bu meseleyi birlikte yüz yüze konuşacağız. Herkes toplansın. Temsilci aradı, görüşmek istiyor. Hazırlanın, gidiyoruz. Boşuna dememişler. Kötü haber tez yayılır. Efendim? Tamam. Geleceğim. Ne oldu? Mallar uçmuş. Değil mi? Arayacağım seni. Haber edersin. Balları aldınız mı? Balabancım, bana böyle sorular sormayacaksın. Ne demek malları al... Şuna bak, ne diyor? Ne diyor ya? Malları aldınız mı diyor. Şuna baksın o ya. Balaban, ben bir iş halledeceğim dediysem sen onu halletmiş bil. Güzel. Biz malları patlattık. Canlarım burada. Senden haber bekliyoruz. Güzel. Bu arada Ali Rıza Zoka'yı yuttu. Benden haber bekle Burak. Malları kime teslim edeceğini söyleyeceğim. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Oh be.
Ne oldu abi? Ne bileyim, bana bir rahatlama geldi Fiko. Sana da öyle olmadı mı? Hani çalışıyoruz falan ya. Ha. İyi geldi. Gerçi milletin malını gasp ediyoruz ama olsun, iş iştir. Güzel güzel de abi şu balaban. Abi balaban ya. Adama hiç güvenmiyorum ya. Ben de güvenmiyorum. İşin aslı ben kimseye güvenmiyorum Fiko. Ama şöyle düşün, onlar da bize güvenemeyecek. Yalnız kurduz oğlum artık. Sürü halinde gezenler korksun. Şuna bak ya. Şaheser. Canlarım. Hayırdır? Nereye? Bergüzar Hanım çağırmış. Acil toplantı istiyor. Neymiş bu acil olan? Birileri ihtiyarın mallarını patlatmış. Peki bu senin sorumluluğunda mı? Yok değil, Haşmet abinin. Ama yine de bulmamız lazım. Burcu bize dokunabilir. Toplantı Haşmet abi de olacak. Ben de geleyim. Hem ne zamandır Halide'yi de görmedim. Bir halini hatırını sorarım. Senin derdin Halide değil. Hı hı. Sen Bergüzar'ı merak ediyorsun. Ben Bergüzar'ı merak etmiyorum canım. Ben onun beyninin içindekileri merak ediyorum. Çünkü geleceğimiz ona bağlı. Bekle, hazırlanayım. Sevgilim. Hı. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Wow. Çok güzelmiş. Senin kadar güzel değil ama. Ne oldu? Sen tehlikeli karına hediye mi aldın? Evet. Geçti mi peki kızgınlığı? Yani hala biraz kızgınım ama. Sevgililer gününü unutacak kadar da değil. Çok güzelmiş. Sana çok yakıştı. Keşke eskisi gibi bana sadece böyle sürprizler yapsan. Biliyorum. Bu tür buluşmaları pek sevmezsiniz Bergüzar Hanım. Ama mecbur kaldım. Sizi dinliyorum. Sevkiyat için planladığımız takvim gecikti. Ama öğrendim ki ertelenmiş. Bu durum bizi çok endişelendiriyor. Eğer zamanında yetişmezse bize ne olacağını siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Hı hı. Bilmez miyim? Görevli olduğunuz ülkede tüm dengeler değişebilir. Değişir. Güç kaybederiz. Biz güç kaybedersek siz de kaybedersiniz. Siz daha bu işlerin içinde yokken...